Startupları daha başarılı olabilmesini sağlamak adına, daha az patronlarını sağlamak adına ve dayanıklılıkları kullanabilecekleri, yani şirketlerin modellemeyi de kullanabilecekleri bir metodoloji geliştirmeye çalıştım kendi çapımda. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Sizlerden alacağım bir şey benim için çok önemli. Amazon'da Kindle olarak şu anda yayınlandı ama onu update etmek çok kolay. Birinde de hazırlanıyoruz. Bu aşamada sizlerin bildirdiği gerçekten çok önemli olacak. 7 tane editör arkadaşımızla birlikte çalıştık metodolojiyi geliştirirken bana çok yardımcı oldular. Aç karnı yaptığım bir çalışma. Neden olduğunu birazdan anlayacaksınız. Yine hani biz Ankara'da ağır abiyiz, yemekimiz böyle. Dün akşam gerçekleştirmeyi lezzetledik. O noktayı çok daha açtık. Ama biraz aptalca olmasına da ben özen gösterdim diye yaptığım sözüm. Şöyle ki, ilk önce akademik olarak yazmaya başladım. Çok sıkıcı, yani şimdi gezinlerim olmaz. Kamusal bir kitle yazayım, bakanlıktan yayınlaşayım dedim. Onu da yani toplasam 10 kişi doğurdu. Geçen sene girişimcilik zirvesinde bir tane arkadaş çıkardılar, girişimci arkadaş. Benden kısaydı, 13 yaşında. 20 tane falan uygulama geliştirmiş, adamın milyonlarca dolar cirosu olan şirketi var. Şimdi o çocuk benim hedeflem olarak düşündüm baştan beri. Bir de işte dün akşam fotoğrafını çeken arkadaşlar nasıl bir adamı harcadım. onu söylemek adına biraz kendimden bahsetmem gerekiyor. Ben 2 sene önce döndüm Amerika'dan. Öncesinde Dünya Bankası'nda çalışma fırsatım oldu ama yani ekosistemin her yerinde çalışıp bulunduğu olduğunu fark ettim. Mesela şeyi biliyor muyuz? Silikon Vadisi'nin büyüklükte bir ekosistem daha var Amerika'da. O da Dallas Technology Corridor. Washington'da 6000 tane teknoloji şirketi var. Ve oradaki bir inkubatörde, Tech Corner dedi. İnkubatörde biz 1500 kişiyi topladık. Meetup.com Türkiye'de çok bulunmuyor ama oradan bir grup oluşturduk. Ve 1500 tane geçince benim orada eğitim verme imkanı falan oldu. Onlarla birebir Amerika'da ve Türkiye'de girişimcilerle bu eğitimi konusunda iletişime geçme imkanım oldu. Bir de bunların ötesinde kendim en az bir tane batırdığım yani iş fikri vardır. Hani background'a bakıyorsun ya bu adam yok var diyorsun ama ciddi şekilde hani imkansız başarıyorum. Yok, çay sipariş alırım ona. Abi sipariş yapıyorum. Madem böyle bir sütlü mü istiyorsun? Dolayısıyla yaptığım çalışmayı geliştirdim. Metodolojiyi böyle absürt denebilecek. 2025 yılında Silikon Vadisi'nde geçen bir hikayenin içine gördüm. Daha çok beni daha geç. Ve böyle fabul var, bir kediyi konuşuyorum, bu biraz cesaret istiyorum yani, bakanlık personeli. Bunu duydular, herkes de sanıyordu, benim bu kavga, abi kitap yazmışsın, kedi konuşuyormuş falan diye. Karizmayı halbim, yani içiyi durumda değil bir karizma. Hepimizin burada ortak bir hedefimiz var, daha çok gelişimimiz olsun ve daha başarılı olsunlar. Ama aslında tabloya baktığımızda hani hiç de öyle görünmüyor. Yani hangi çalışmaya bakarsanız bakın %60'ın üzerinde bir başarısızlık oranı var. Hatta %70'in üzerinde ve daha sanki kötü bir startup genome network'un son çalışmalarına falan bakarsanız %70'in üzerinde Amerika'da daha bir beterdim yani. Türkiye yine nispeten daha iyi bir durumda görünüyor ama yani böyle bir failure rate başka herhangi bir ekosistemde olsa o ekosistem karışır, birbirine girerler yani. Ama burada biraz sanki kanıksanmış gibi, girişimcilik ortamında başarısız kanıksanmış gibi yani casualties of war, işte ölen özgün kalan sahalar bizimdir gibi böyle biraz kanıksanmış ama ben şeyi düşündüm ya, %70 batıyorsa bunu %60'a çekebilirsek bunun ekonomik enflasyonları inanılmaz bir boyutta olur. Bunu becerebilmek adına nasıl yapabiliriz? Ben neden başaramadım? Nasıl bir tool olsaydı elimde daha başarılı olabilirdim düşüncelerinden
çalışarak dönemin 2 sene oldu. 2 senede yaklaşık 20 üzerinde kitap makale falan tarafı biraz da orta yaş krizi mi dönüyor? Böyle bu niye batıyorlar konusuna fena burada şeyi fark ettim, yani problem eğer ısrarlı bir şekilde kötüleşmiş varsa bir bakış açısını değiştirmek gerektiğini fark ettim. Şu ana kadar geliştirilen göçlerden bakmıştık. Ekonomik olarak baktık, yönetsel olarak baktık, organizasyon, pazar, inovasyon, ürün döngüsü. Bakmadığımız açık kalmadı. Ona rağmen aşağıya bir doğru ilerleyip var. O zaman bir perspektif bir açıdan daha bakmamız lazım. Bir şeyler eksik. Onun ne olduğunda Einstein yardımcısı sağ olsun. Problemleri onları yarattığımız bakış açısıyla, yarattığımız düşünce sistematikiyle çözemeyiz. Lafından yola çıkarak araştırmaları da yaparken systems thinking ve design thinking'i girişimciliğe yeterince uygulamadığımızı gördüm. Bunun da hani işletmeciliğe uygulamaları var. Defektif benimsiyonun okumuşsunuzdur bir sence. Ama orada da bir işletmeler gözlerinde bunun olarak yazılmış bir şey alıyor. Korkuluk, dayanlar, farklılık modeller, en son simülasyonlara falan gidiyor. Bu yok, girişimcilere uygun değil ama altyapı perspektif olarak doğru bir düşünce. System thinking'i uyarlayabilirim ben girişimcilere, girişimciliğe diye düşündüm. Tamam, o zaman bir girişime sistem perspektifiyle bakalım. Bir girişim kurulduğu andan itibaren bir sistem, komplike bir sistem ve çok kısa bir sürede kompleks bir sisteme dönüşüyor. Ve bu sistemin hayatta kalabilmesi, başarılı olabilmesi de adaptif olmasına, kendi içinde ve etrafıyla adaptasyonuna bağlı. Bu adaptasyonu biz nasıl sağlıyoruz? Aldığımız kararlar, şirketin içinde aldığımız zararlar ve bunlara bağlı olarak attığımız adımlarla. Ve ben neden başarısız oldukları ile ilgili hem akademik hem de böyle internette kurumsal bir sorumlu olabileceğiniz bütün mülakatları falan hepsini okuduğumda şunu fark ettim. Ortak başarısızlık nedeni iki tane nedeni var. Ya omit ediyorlar, yani önemli bir kararı gözden kaçırıyorlar. Onun öyle orada olduğunun farkında bile değiller. Ya da olmadık bir şeye omit ediyorlar. Ya da belki olmadık bir zamanda omit ediyorlar. Zamanlamasını doğru yapıyorlar. Bu iki ana noktada kararlarımız konusunda bu iki hatadan kaynaklanıyor genelde girişimlerin bakması. Kompleks adaptif bir sistemden bahsediyoruz. Bu literatürdeki tanımıdır, yani girişimci buna uyuyor. Bunu nasıl çözebiliriz? Modellemeden çözmeniz imkansız diyor literatür size. Kompleks adaptif bir sistemin içinde alınması gereken kararları ve atılması gereken adımları modellemeden çözmeniz imkansız diyor. Burada işte benim geliştirmeye çalıştığım metamodel giriyor devreye. Neden metamodel? Şunu düşünün, ben öyle bir model geliştirmeliyim ki bir metamodel, bir model. Bunu her girişimci alsın, kendi şirketine uyarlayabilsin, kendine göre customize edebilsin. Yani ben bir master model geliştirmeye çalıştım. Öyle ki alsınlar, kendilerine fit etsinler bunu. Ve kendi şirketlerine has bir comprehensive, yani bütün işletmenin her yönünü dikkate alan bir model çıksın orada. Ve bu model bir çerçeve çizsin bunlara. Büyüme, herkes büyümeden bahsediyor. Ama büyümenin çerçevesini çok net bir şekilde çizen bir çalışmaya da rastlandı. Bir ortak bir dil olsun, kurum içinde kullanılabilir ve belki şirketler arasında kullanılacak ortak bir dil olsun. Ve şunu fark ettim, küçük işletmelerin aslında almaları gereken kararlar, almaları gereken kritik adımlar genelde bir kredisi misali, yani küçük oldukları için bir sürü ortak karar var aslında, küçük kararlar. Bunları dedim, ben bir kütüphanede toplayabilirim, yani neden kitabın ekibinde böyle bir şey olmasın, bunları hızlı başlamalarını sağlamak adına. Ve metodolojinin adını Lasagna Framework koydum, bunun adı da Spaghetti Startup. Spagettinin bir de aynı zamanda kaotik demek biliyorsunuz. Lazanya'da böyle daha düzenli, multi-layer, border bir şey, aynı ingredientlar var. Ama birinde kaos yaratıyorsunuz, birinde order çıkıyor ortaya, başarı çıkıyor. Bu analojiden yola çıkarak kediyi anlattırıyorum. Kediler lazanyayı severler, misal grafiği yüklüyor. Bu sıralar biliyorsunuz growth hacking diye bir kavram, böyle birçok Google'da search edilen startuplardan bahsedilirken.
Ben de diyorum ki, really, yani gerçekten growth edilebilir mi? Hayır diyorlar, işte Facebook'ta şunu yaptık, birdenbire bir müşterimiz artık falan yoksa, tamam yapın ama bir framework'ünüz yoksa, bunu bir stratejik kontekstin içinde yapmıyorsunuz, bunlar sustainable olmaz. Dolayısıyla bu modelde benim ortaya koymaya çalıştığım şey aslında bir stratejik growth'a indirilebilir yani. Edward Erling'in bu lafını çok seviyorum. Büyümüş olmak için büyümek kanser gibidir yani. Kanser de hızlı büyüyen bir şey. Ve Amerika'daki mesela şu andaki startupların en temel batma nedeni premature scaling. Yani çok erken birdenbire zorluyorlar sistemi, aşırı büyümeye çalışıyorlar. Prematüre olarak büyümeye çalışıyorlar. O da sonuç vermiyor. Bu modeli biraz Lego-vari dizayn etmeye çalıştım. Çünkü hani herkesin kendine uyarlayabilmesi için modüler bir yapıda olması gerekiyordu. Lego'nun architecture stüdyosunu düşünürseniz, yani o kutudan çıkan parçalarla siz Beyaz Saray'la yapabilirsiniz. Şu binaydı, bu binaydı. Hatta hiç alakası olmayan, kendi kafanıza göre başka bir binayı da yapabilirsiniz. Onu yapamazsın ha, ona çok parça lazım. İki kutu lazım. Benim girişimim de o oluyor. Bu büyüme motorlarından çok bahsediyor, büyümenin engellerinden çok bahsediyor. Modeli genellikle tamam systems thinking'le bakıyoruz, bir sistemsel tasarım koyuyoruz ortaya ama bu sistemin bir hedefi olması lazım. Hangi hedefe ulaşmak için dizayn edeceğim ben bu sistemi derken growth noktama aldım. Şöyle bir ana hatlarını göstermek istiyorum size önce. Sistem literatürüne göre bir sistemin büyümesi, o sistemin içinde kümelenmelerin, toparlanmaların olduğu, stokların oluştuğu noktadan gelecek. Dolayısıyla growth, hacking, growth, engines falan derken bahsettikleri bir sürü şey var ama hani bu sistem mantığıyla baktığımız zaman bu dört ana kategoride toplayabileceğimizi gördüm. Ürün ve hizmetlerin feature'ları bir kategorimiz. Customer based bir kategori. Yetkinliği, evinin daha geliştirdiği, daha ürünler yeterlik demiş, bu yetkinlik kullanıyor daha güzel. Skill and skill'lerini geliştirmesi lazım. Ve cash flow nedeniyle bakan bir sürü firma var biliyorsunuz. Ve bu dördünü dengeli bir şekilde geliştirebilmesi lazım. Genelde şirketlerin batma nedenlerinden başına gelen şey bu dördünü dengeli büyütemiyorlar. Birini birden bir bastırıyor, ondan sonra diğer üçü onu yakalayamayınca. Yani bunu dört silindirli bir araba motoru gibi düşünürseniz, dört silindirin birbiriyle senkronize bir şekilde çalışması lazım. Ve bunları girişimcinin kontrol tower dediğim ortaya koyduğum bir şekilde kontrol edebilmesi lazım. Bu dört motorun dengeli büyümesi. Kontrol tower'ın içini göstereceğim. Düğmeler düşünebileceğimiz kontrol dediğimiz. Bir şey var yine, böyle işte üçgen pencereler gibi düşünürseniz framework'ünü governance, yönetişim en çok zorlandıkları şeyler yani girişimcilerin culture, bir ortak kültür ve vizyon olması lazım ortada. Interaction dediğim şirket içindeki iletişim, şirketin dış dünyayla iletişimi, dışarıdan ve içeriden bilgi akışı. İnovasyon malum. Ortaya da bir lazanya kanunları koyduk. Bunlar da aslında evrensel sistem kanunları. Eski bir şekilde anlatıyorum. Mesela bir fili ortadan ikiye bölerseniz iki küçük file ne demezsiniz gibi kanunlar var. Ya da işte the more you push the system, the more the system pushes you back. Etkili fizikteki. Bunun gibi kanunlarımız var. Bunları göz önünde bulundurarak ve governance, culture, interaction, innovation konusunda yapmaları gerekeni yaparak bu dört bahsettiğim büyüme motorunu şey yapabiliyorlar, yönetebiliyorlar girişimciler diye diyoruz. Emin Vivek'a, Ankara'daki inkubatör, Emin sağ olsun sarkı deneme imkanı buldu bu modeli. Daha ayrıntısına girebilirim belki ama fazla vaktinizi almak istemem. İsterseniz Emin size sağdaki tecrübeleri, yani bunu Orta Kalesi Afrikan Ajansı'nın yani bir hizmet etkinliğinde
bir workshop'la öğretmemiz gerektiği ve hani hem de on kendi modellerini, master modellerden yola çıkarak yol verecekleri bir workshop şeklinde tasarlanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi ODTÜ ve inşallah Adana Üniversitesi'nde denemek için çabalarımız devam ediyor. Yani sağ olun, okulunda uğraşıyorlar. Lasagna.com, hani lasagna manyakları gibi bir growth community oluşturmaya çalışıyoruz. Bu metodolojinin etrafında sisteme girip de en alttan sign up yapabilirsiniz. Kitabın son halini sizlere göndermek isterim. Ve hani ayrıntılarını görme imkanı olur. Sizden feedback alabilirsiniz. Ya da case'lerinizi paylaşabilirsiniz. Çünkü eminle case repertuarı da bir kez vermek istiyoruz. O da önemli bir şey. Yani kitabın içinde ben fantasy case üzerinden anlatıyorum zaten. Hani spagetti şirketi üzerinden anlatıyorum. Yani gerçek örnekler de çok anlamlı olacak. Böyle bunu daha sonradan ekosistemin ilk üçüncü dördüncü kitaptaki kitabın müfettesi hazır. Spagetti kalmış. Eğitiminde neler eksik girişimciliğin. Üçüncü kitapta Spagetti Ventures. İşte finansman boyutuna bakmak istiyorum. Dördüncü kitapta da Department of Spagetti. Kalkınma Bakanı. Orada herhalde emekli olmuş olacaksın. Yani beşinci kitap kopacağım, nereye emekli olacağım. Ya da sponsorluk toplayacaksın böyle toplantıda. Çok teşekkür ederim.